Herkese selamlar, ben Burak. Bugün sizlerle beraber MSI'nin G241 isimli 144 Hz 1ms tepkime süresine sahip oyuncu monitörünün kutu açılışını ve incelemesini yapıyoruz. Gördüğünüz gibi devasa bir kutu, ben hepsi burada üzerinden aldım. Sadece kafam gözüküyordur diye tahmin ediyorum çünkü bu tamamen kaplıyor burayı. Daha fazla uzatmadan şimdi gelin şu oyuncu monitörünün bir kutusunu açalım. İlk önce size şurayı bir okutmak istiyorum. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi eSports Gaming Monitör yazıyor. Bendeki modelin ismi de Optics G241. Kuvvet olmayan model. Ve fiyat performans açısından gerçekten fiyat performans oranının çok yüksek olduğunu söyleyebilirim. Hani MSI gibi bir markadan hem 144 Hz bir monitör alıyoruz, hem 1ms tepkime süresine sahip ve AMD FreeSync gibi özellikleri de var. Hani zaten eSports yazıyor, profesyonel bir monitör alıyoruz. Hem de diğer monitörlere göre daha uygun bir fiyata. O yüzden fiyat performans açısından yüksek bir monitör. Şimdi bunun kutusunu nasıl çıkaracağız? Havalı poşetle gelmiş, güzel gelmiş. Korunaklı gelmiş. Daha önce hiç monitör incelemedim arkadaşlar. O yüzden monitörler hakkında böyle üst düzey bir bilgim yok. Hatta hiçbir bilgim yok. Şu sucam, televizyon kutusu gibi ya. Kocaman. Aha, patlattık. Evet, monitörümüz çıkıyor. Lan orada ne yazıyor? White Color Gamut'u desteklemiş. Bunun tam olarak ne olduğunu bilmiyorum. Night Vision, bu da geceyle ilgili bir şey galiba. Ve Frame Laces Design yazıyor. Bunun da çerçevelerinin çok ince olduğunu söyleyebilirim. Ve arkadaşlar buraya da geldiğimizde 23.8 inç olduğunu söylüyor. Kocaman bir MSI yazımız var orada. Modelin ismini zaten biliyorsunuz, Optics G241. Şu kutuyu sallıyorum hemen. Evet, büyük kutudan çıkardık. Şimdi karşımızda böyle bir köpüklü bir kutu var. Bunu da şuradan çıkaracağım herhalde, bilmiyorum. Ben de monitörü göremedim bu arada. Bu ne? Ha, bu ayağı galiba, aynen. Bu ayağı, tamam, monitörün bir parçasına eriştik. Bu ne? Ha, bu da şeyi. Aynen, şu şekil, tamam mı? Bu da okey. Bunlar neymiş? HDMI kablosu geliyor. HDMI. Burada da, bu ne lan? Hiç bilmiyorum, not defteri gibi bir şey. Sonra bakarız, burada kalsın. Burada da güç kablomuz, power kablomuz geliyor. Güç... Oha, güç kablosu çok fazlaymış ya. Ekstra da öyle bir adaptörü varmış. Evet, monitörü ben de hala göremedim, bulamadım. Evet. Şunu şöyle alıyorum ve bebeğimiz burada. Seni attık onu. Bu arada kutuyu paketlemeyi efsane buldum. Bayağı özenmişler zaten, bir zahmet özensinler. Kocaman bir monitör yani. Seni de onu attık. Paketlemesi, kutusu, bayağı televizyon onu taktı bana. Hani ilk defa monitörüm oluyor, lütfen yargılamayın. Bu nesin? Artık kağıtlarla konuşmaya başladım. O derece. Oğlum, deli gibi bir naylon kokusu var şu an. Poşetin herhalde. Şöyle çıkartayım ben seni. Monitörümüz. Oğlum ben normalde ekrana falan dokunmayı şey yaparım. Monitörümüz sonunda bizi karşılıyor. Şu yanlarının çok ince olduğunu görüyorum. Monitör zaten efsane ya. Çok kaliteli zaten. MSI'nin kalitesi tartışılmaz arkadaşlar. Arkası nasılmış ona bir bakalım. Bu arada arkası çok çok kaliteli. Böyle karbon gibi yapmışlar arkasını. Şu plastikler bayağı karbon görüntüsü vermişler. Çok güzel duruyor şu plastikler. Arkadan da bir canavar gibi duruyor. Hemen hiç bilmediğim şu bağlantısını. Tornavidaya galiba ihtiyacımız var. Acaba içinden çıkıyor mu? Hani bunu BİM'den alsaydım acaba eksik parça çıkar mı diye içimde bir korku olurdu. Ama MSI'den aldığım için içinde en ufak bir şüphe yok. Hani her şeyini tam takır gönderdiklerinden eminim. İşte böyle dedim ya, eksik parça çıkıyormuş üstüne. Ya bir şey söyleyeyim mi? Bu bile kalite ya. Yemin ediyorum var ya. Bunu bile o kadar güzel yapmışlar ki adamlar. Hem şurada şekiller vermişler. Plastik ama böyle sert plastik yani. Bayağı kaliteli bir plastik. Şimdi de ayağını çıkartalım. Evet. Bu arada bu da metal. Buz gibi. Ve mata boyamışlar. Efsane duruyor şu ayağı da. Çok kaliteliymiş gerçekten. Bu da efsaneymiş bu arada. Yarasa mı geldi aklıma nedense? Ulan korona. Oğlum Lamborghini'nin egzozu gibi ya. Ne kadar güzel yapmışlar. Bitirdim. Yaklaşık 5 dakikalık bir montaj işi var. Daha sağlam alayım. Evet, yeterince sağlam zaten. Bir de şöyle kapağı var arkadaşlar. Bu kapağı da şuradaki vidaların gözükmemesi için bir kapak. Bu da bayağı iyi düşünülmüş. Evet gençler, sonunda monitörü kurdum. Aslında sonunda demek istemiyorum. Çünkü çok zor bir kurulum yok. Yaklaşık 5 dakikalık bir kurulum var. Şu ayaklarının arkasının falan kalitesi de gerçekten tepe noktalarda. Yani zaten MSI'dan bahsediyoruz. Bir zahmet kaliteli olsun. Monitör şu şekilde eğilip kalkabiliyor. Bu da
Hayretten bir güzellik. Evet gençler, videomuzun sonuna geldik. Gördüğünüz gibi ben laptopumu monitöre yansıtacağım. O şekilde kullanacağım. Buraya da klavyeyle mouse'u koyacağım. Resmen laptopu bir masaüstü bilgisayara çevireceğim. Şu anlık bir kasam yok ama ilerleyen zamanlarda bir kasa almayı düşünüyorum. Monitör için şunu söyleyebilirim arkadaşlar. HDMI kablosu gerçekten çok kaliteliydi. Çok kalındı. Ama güç kablosu bayağı bir uzundu. Hem de adaptörle falan beraber geliyor. Eski laptoplardaki gibi böyle hem adaptörle hem de uzun kablolu bir güç kablosuyla beraber geliyor. Dediğim gibi bu benim ilk monitörüm. Belki de tüm monitörler böyledir. Pek bir fikrim yok ama güç kablosu bana uzun geldi. Aslında bu da bir artı yön. Uzakta priziniz varsa daha kolay bir şekilde kullanabilirsiniz. Buradan MSI'ye çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bana bu monitörü gönderdikleri için demek isterdim. Ama bu monitörü ben kendim aldım. Kendi paramla aldım. Paketleme vesaire çok iyiydi. Gerçekten çok emek verilmişti yani. Ben gördüğünüz gibi kutu açılım videolarım veya diğer videolarımın hepsini bu masada çekiyordum. Artık masaya monitör geldi. Artık nerede kutu açılım videosu çekeceğim? Gerçekten büyük bir arayıştayım şu anda. Bu biraz benim için sıkıntı oldu. Söylediğim gibi bu benim ilk monitörüm. O yüzden monitörler hakkında çok fazla bir bilgiye sahip değilim. Ama bu monitörün en büyük özelliği 144 Hz ekran yenileme hızına sahip olması. Bu da diğer 60 Hz'li ekranlara göre çok daha akıcı olduğu anlamına geliyor. Ve oyunlarda falan da atıyorum sizin karşınıza bir rakip çıktığında diğer 60 Hz'li ekranlara göre siz o rakibi 144 Hz'li ekranda daha hızlı bir şekilde göreceksiniz. Dediğim gibi daha akıcı bir ekran. Ve 1 milisaniye tepkime süresiyle de gerçekten oyun anlamında tepe noktalara kadar çıkıyor. İsterseniz ilerleyen zamanlarda uzun kullanım videomu da paylaşabilirim. Eğer böyle bir video yapmamı da istiyorsanız yorumlar kısmında belirtmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Ve videolarıma baktım ki izleyenlerin %99'u kanalıma abone değil. Bunun için aşağıda kanalıma abone olup videoya like atarsanız da çok mutlu olurum. Kafamda birkaç plan var. Bu monitörle ilgili hem Instagram Reels'ta hem de YouTube Shorts'ta falan videolara paylaşmayı düşünüyorum. TikTok'ta birkaç bir şey gördüm böyle. Bir anda kumanda yatıyorlar, her şey renklerini falan. Ben de o tarz şeyler yapmayı düşünüyorum. Bunun için Instagram'dan ve TikTok'tan beni takip edebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye. Salah. Tunggu. Salah. Ini kuncinya, ulang. Kita ulang ya. 3, 2, 1, Psycho. Oğlum şaka maka birinci oluyorum ha. Ah MS ah. 144 MS. Yüz MS ile birinci.